Coğrafya Cepte kanalından herkese merhabalar. Sevgili arkadaşlar, sınavlara hazırlık videolarımız devam ediyor. TYT YouTube Soru Bankası serisindeyiz. Harita bilgisinin 4. testiyle devam ediyoruz. Sıradaki sorumuz haritada uzaklık hesaplamasıyla ilgili bir soru. 1 bölü 800 bin ölçekli bir haritada 16 santimetre olarak gösterilen AB noktaları arasındaki mesafe gerçekte kaç kilometredir? Sevgili arkadaşlar, ilk önce burada kesir ölçeğin bize ne anlattığını tam olarak bilmemiz gerekiyor. Kesir ölçekte payda yer alan 1, haritadaki 1 santimetreye karşılık geliyordu. Paydadaki değer ise bunun gerçekte ne kadar olduğunu bize anlatıyordu. Yani işin Türkçesi şu: haritadaki 1 santimetre gerçekte 800 bin santimetredir. 800 bin santimetreyi de kilometreye çeviriyorum, yani 5 sıfır sileceğim. Yani sonuç, haritadaki 1 santimetre gerçekte 8 kilometredir. İşte bu kesir ölçeğin bize anlattığı budur arkadaşlar. Peki bize 1 santimetreyi mi soruyor, 16 santimetreyi mi soruyor? Bakın, 16 santimetrenin gerçekte kaça karşılık geldiğini soruyor. Ve iş o kadar kolaylaşıyor ki, en basit orantı sorusu arkadaşlar, haritadaki 1 santimetre gerçekte 8 kilometreye karşılık geliyorsa haritadaki 16 santimetre kaça karşılık gelmektedir? 16 ile 8'i çarpıyorum, cevabımız 128 kilometredir. Sıradaki sorumuz yine uzaklık hesabı, bu kez gerçek uzaklığı verip bizden harita uzaklığını isteyecek. İstanbul'la Bolu'da yer alan iki merkez arasındaki mesafe 300 kilometredir. Bakın, bu gerçek uzaklık, kilometre ile ifade ediliyor. 300 kilometredir. Bu merkezler arasındaki mesafe 1 bölü 500 bin ölçekli haritada kaç santimetre olarak gösterilmiş, bizden harita uzaklığını istiyor. İlk önce kesir ölçeğin bize ne anlattığıyla başlıyorduk arkadaşlar. Ancak bu şekilde meseleyi çok basit bir oran orantı hesabına çevirebiliyorduk biz. Haritadaki 1 santimetre gerçekte 500 bin santimetreymiş. Yani 500 bin santimetreyi de kilometreye çevirelim. Haritadaki 1 santimetre gerçekte 5 kilometredir. 5 sıfırı sildik arkadaşlar, gerçekte 5 kilometre olduğunu bulduk. Ve soru çok basit bir oran orantı sorusuna döndü. Haritadaki 1 santimetre gerçekte 5 kilometre ise gerçekte 300 kilometre olan bir yer haritada kaç santimetredir? Bakın, bu kadar basit bir hale döndü soru. Bu basit işlemi de artık yapabiliriz diye düşünüyorum. 300'ü 5'e böldüğünüzde cevap 60'tır. Denizli seçeneğidir. Sıradaki sorumuz izoips özellikleriyle ilgili bir soru. Hiçbir yükseltinin verilmediği bir izoips haritası görüyorsunuz arkadaşlar. Yukarıdaki izoips yöntemiyle çizilmiş topografya haritasında gösterilen akarsu hangi yöne akmaktadır? Hocam, hiçbir yükselti verilmemiş ki, nasıl bulacağız bunu? Bulabiliriz arkadaşlar. Çünkü çok basit akarsu vadi kavramı ile ilgili çok basit bilgilerimiz var bizim. Bunlara hakim olmamız gerekiyor. Bir kere burada akarsu var. Akarsu nerede akar? Vadide. O zaman bu kesinlikle bir vadidir. Her gördüğünüz akarsuya vadi diyebilirsiniz. Biz izoips haritalarında vadiyi bulmak için bir yöntem kullanıyorduk arkadaşlar. Yani ters V, V yöntemi vardı ama daha garanti bir yöntemimiz vardı bizim. Vadilerde sivri taraf, bu izoipslerin büklüm yaptığı yerlerdeki sivri taraf. Yani şuradan bahsediyorum arkadaşlar, bakın izoipsler kıvrılmış, büklüm yapmış. Ve izoipslerin o büklüm yaptığı sivri taraf ne tarafı gösteriyor? Bakın, ok çizdim, bu tarafı gösteriyor. İşte vadilerde izoipslerin büklüm yaptığı yerlerde sivri taraf daima yüksek yeri gösterir. Bunu unutmayın arkadaşlar. Vadilerde büklüm yapılan o sivri taraf daima yüksek yeri gösterir. O zaman şu alt tarafa yüksek yazıyorum. Şu sağ üst tarafa da, kuzeydoğuya da alçak yazıyorum. Tabii ki su yüksekten alçağa doğru akacaktır. Hangi yöne akmaktadır? Güneybatıdan kuzeydoğuya akmaktadır. Tabii bizden nereden nereye dememiş, nereye doğru akmıştır demiş. O zaman sadece nereye aktığını söyleyelim. Kuzeydoğuya akmaktadır. Cevabımız Denizli seçeneğidir. Soruyu çözdük ama burada önemli olduğu için tekrar vurgulamak istiyorum arkadaşlar. Sırt ve vadi çok sık karıştırılan kavramlar. Vadilerde izoipslerin o büklüm yaptığı alan sivri taraf yüksek yeri gösterir. Sırtlarda ise izoipslerin büklüm yaptığı taraf, yani sivri taraf, alçak yeri gösterir. Vadi ise sivri taraf yüksek yeri gösterir. Sırtsa sivri taraf alçak yeri gösterir. Tabi bunun V, ters V şeklinde formülleri de var. Onlardan da daha önceki konu anlatımlarımızda, soru çözümlerimizde bahsetmiştik.
Sıradaki sorumuz izohips haritalarında profil çıkarma ile ilgili. Birçok arkadaşım zorlanıyor ama inanın gerçekten çok kolay soruları da var arkadaşlar. Yukarıdaki haritada KL doğrultusunun profili aşağıdakilerden hangisinde gösterilmiştir şeklinde bir soru. Bunun için KL doğrultusunda ilk önce K tarafının kaç metre yükseltiden başladığını bulmamız gerekiyor. Haritamızda izohips eğrilerinin kaçar metre aralıklarla çizildiğini bularak başlayabiliriz arkadaşlar. Bildiğim, gördüğüm bir yükselti var. Bir de deniz kıyısı var. Deniz kıyısı daima 0 metredir. 50 metreyi de orada görüyorum. 2 izohips aralığıyla 50 metreye ulaştığıma göre 50'yi 2'ye bölüyorum. 25'er 25'er izohipslerimin çizildiğini buluyorum. Şimdi yapmam gereken K noktasının kaç metre yükseltiden başladığını bulmak. Deniz kıyısından K'ya doğru gidelim arkadaşlar izohipsleri saya saya. 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 175'i biraz geçtim, 175'i tekrar görüyorum burada ve yine 175'in biraz altından başlıyor. Yani arkadaşlar 200 metreye çok yakın bir yükseltiden başlıyor, 175 civarında bir yükseltiden başlıyor K noktası. Bununla başlayabilirim, şıkları elemeye başlayabilirim aslında. Bakın Adana şıkkında tam o başlangıç noktası 175-200'e yakın bir yükselti. Bu durabilir. Bunda sıkıntı yok görünüyor. Bolu şıkkına bakıyorum. 250 metrenin bile üstünde bir yükseltiden başlamış. Bizim başlangıç yükseltimiz 175 civarında olmalı demiştik. 200 metreye yakın bir yükselti olmalı demiştik. Bolu şıkkı 250'nin bile üstünde başlamış. Bolu şıkkını eliyorum. Ceyhan şıkkına bakıyorum. Başlangıç noktamızın 175 civarı 200'e yakın bir yükselti olduğunu bulmuştuk ama bu da 150 metrenin bile altında bir yükseltiden başlamış. Bunu da eliyorum arkadaşlar. Denizli şıkkına bakıyorum. 175 civarı bir yükseltiden başlamış ama burada da bir ince ayrıntı var arkadaşlar. Az önce biz K'ya doğru çıkarken 200 metrenin üstüne hiç çıkmadık. Ama bunda 200 metrenin üstüne çıkmış. O yüzden 200 metrenin üstüne çıkıldığı için Denizli şıkkını da eliyorum. Edirne şıkkına bakıyorum. Edirne şıkkının başlangıç yükseltisi de tıpkı A şıkkında olduğu gibi 175 metre civarında 200 metreye yakın bir yükselti. Hafif bir çıkış var. Sonra aşağı doğru iniyor. Tıpkı A şıkkında olduğu gibi bunu da dursun diyoruz. Şimdi ikisi arasında A ve Edirne arasında eleme yapacağız arkadaşlar. Şimdi bitiş noktasına bakalım. L'nin bulunduğu yere bakalım. Deniz seviyesine dokunmuş. Deniz seviyesi 0 metredir arkadaşlar. Şimdi A şıkkına bakar mısınız? A şıkkında bitiş 0 metreye dokunmuş mu? Hayır. 0 metrenin üstüne yaklaşık 50 metreye yakın bir yükseltide dümdüz giden bir bitiş var A şıkkında. Ama bir de Edirne şıkkına bakıyorum. Edirne şıkkında sıfıra dokunduğunu görüyorum. Deniz seviyesinde bir düz bir gidiş var. Bunu görüyorum. İşte aradığım seçenek budur. Cevabımız E seçeneği. Evet, sıradaki sorumuz harita hakimiyetinin ne kadar önemli olduğunu anlatan örneklerden biri arkadaşlar. Renklendirme yöntemine göre çizilen fiziki haritalarda yeryüzü şekilleri yükselti aralıklarına göre belirli renklerle gösterilir. Aşağıdaki ovalardan hangisi renklendirme yöntemine göre çizilen fiziki haritalarda farklı bir renkle gösterilir? İlk önce hangi yükselti aralığının hangi renge karşılık geldiğini hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. 0 ile 500 metre arası yani en alçak yerler yeşille gösterilir. Hatta yeşil de 2'ye bölünür. 0'dan 200'e kadar yani en dipteki alanlar koyu yeşildir. 200 ile 500 arası açık yeşildir. 500 ile 1000 metre arası sarıdır. 1000-1500 metre arası turuncudur. 1500-2000 metre arası kahverengi, 2000 metrenin üstünde olan yerlerde koyu kahverengi ile gösterilir. Bunu unutmayın arkadaşlar. Kesinlikle bir kere bunu bilmeniz gerekiyor. Bunun yanında hem dünya haritasında hem de Türkiye haritasında belli başlı merkezlerin çok yüksek yerler mi yoksa çok alçak yerler mi olduğunu da bilmeniz gerekiyor. Tıpkı bu soruda olduğu gibi. Aşağıdaki ovalardan hangisi renklendirme yöntemine göre çizilen fiziki haritada farklı bir renkle gösterilir demiş. Konya İç Anadolu bölgesinde ve fiziki haritamızı açtık. Bakın arkadaşlar Konya'nın bulunduğu alan düzlüktür ama öyle çok da bir deniz seviyesinde alçak bir düzlük değil. Yaklaşık 1000 metreye yakın bir düzlük arkadaşlar. Oldukça geniş bir düzlük var. İç Anadolu bölgesinde düzlükler var demek daha doğru. İç Anadolu bölgesindeki bu düzlüklerinde çoğunlukla sarı renkle gösterildiğini söyleyebiliriz. Konya'nın fiziki haritalardaki rengi sarıdır arkadaşlar. Bafra demiş. Bafra Samsun'da bir delta ovasıdır. Delta diyorum. Bak
Yani akarsuyun denize döküldüğü noktada yapmış olduğu birikimdir arkadaşlar. Deniz diyorum, deniz kıyısı diyorum. Yani deniz seviyesinde bir yükselti. 0-500 metre arasında bir yükselti. Tabii ki şu Bafra rengi haritada da görmüş olduğunuz gibi Bafra Ovası yeşil renkle gösterilecektir. Ergene ismini sık sık duyacağınız ovalardan biridir. İstanbul'la Edirne arasında bakın şu işaretlediğim alan Ergene Ovası'dır. Marmara bölgesi zaten çoğunlukla yeşille gösterilir. En alçak bölgelerimizdendir arkadaşlar Marmara bölgesi. Ergene'de yeşille gösterildi. Karacabey, Bursa'dadır Karacabey Ovası. Güney Marmara'ya bakın arkadaşlar. Güney Marmara'da çoğunlukla yeşille gösterilmiş. Bir yeşil daha çıktı. Ve Gediz, Ege kıyısındaki delta ovalarından, taban seviyesi ovalarından biridir arkadaşlar. Gediz Ovası, Ege kıyısındaki o taban seviyesi ovaları. Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes nehirlerinin oluşturduğu taban seviyesi ovaları ve deniz kıyısında oluşan delta ovaları, bunların hep yeşille gösterildiğini görürsünüz. Farklı renkle gösterilen sadece Konya'dır. Cevabımız A seçeneği. Evet sevgili arkadaşlar, soru çözümlerinde bir testimizin daha sonuna geldik. Soru çözüm videoları devam edecek ama sizin desteğinize ihtiyacımız var. Beğeniler, yorumlar ve sevdiklerinizle bu videoları paylaşmalarınız bizim için en büyük destek olacak. Her şey gönlünüzce olsun, hoşça kalın.